Arkadaşlar merhabalar bu videomda mikro orijinal yayınlarının hazırladığı TYT Geometri Soru Bankası kitabında eğim konusundaki tanjant ile eğim bulma testinin çözümünü yapacağız. Çözümlere başlayalım. Aşağıda verilen doğruların eğimlerini bulunuz. Tanjant alfa x eksenine yaptığı açının tanjantı sağa yatıksa pozitif sola yatıksa negatif diyeceğiz. Yani burası 2 burası 3 olduğundan dolayı eğim tanjant alfadır yani 2 bölü 3'tür. Evet A şıkkı 2 bölü 3 B şıkkı bak sola yatık x eksenine yaptığı dar açıyı bulup bu açının tanjantına bakıyorsun. 3 4 ama eğim sola yatık olduğundan eksi 3 bölü 4 diyeceğiz. Kolaylık da bu şekilde. Şuraya alfa deyip de 180 eksi alfa demeyle uğraşmayalım çünkü tamam. Örnek 2'deyiz. Bunun eğimi verilmiş arkadaşlar bu açının tanjantı 6 bölü k diyelim. Tanjant alfa eğimdir. 6 bölü k o da 2 eşitse k'yı buradan kaç buluruz? 3 buluruz. Ama sağ yatık pozitif. O zaman k 3 ama eğim pozitif ama K bak K birim solda. B noktası isteniyor. K 3 ama cevap 3 değil. 3 birim solda. K 3 bulduğumuz için burası eksi 3 noktası yapar. B noktasının hapsi soruluyor. Cevap eksi 3 yapar. Yani ikinci soru eksi 3 oldu. Geldik 3'e. 6'ya 2 noktası verilmiş. Hocam burası 6. Burası da 2 olacak şöyle. E 2 ise şu uzunluk 2. Dikdörtgenden dolayı burası da 2. Karenin bir kenarı 2 iki yapar. 2'leri yazdık. E buraya 4 kaldı. Bu açının tanjantı bize D doğrusun eğimini verir. O da şuradaki dik üçgende çıkıyor. Eğim tanjant alfaya eşit. O da 2 bölü 4'e eşit. O da 1 bölü 2'ye eşittir. Yani örnek 3 1 bölü 2 oldu. Geldik örnek 4'e. Aşağıda birim kareler ayrılmış düzlemde dik koordinat dizlemi e, dik koordinat sistemine yerleştirilmiştir. Bu düzlemlerden alınan 3 noktanın herhangi ikisinden geçen bir doğru eğimi hangisi olabilir? Arkadaşlar AB'den geçene bakalım. Eğimine bakacağız. O da nasıl? Şuradaki. X80'i şöyle yatay ya. Hocam bu açının tanjantı ne yapıyor? 1, 2, 3, 4, 5. 5 bölü. 1, 2, 3, 4, 4. Sağ yatık 5 bölü 4. Doğru. AC'ye bakalım. Hocam AC'ye ait dik üçgene baktığımız zaman da 1, 2, 3 bölü 1, 2, 3. Yani 3 bölü 3'ten 1 yapar. Evet bunun eğimi 1 ama eksi 1 olması lazım sola yatık olduğundan. Eksi ee, 1 çıklarda yok. Bir de AC, BC'ye bakalım bakalım. Bir de BC'ye bakacak olursak. Hocam şuradaki dik üçgenden çıkıyor. Burası 2, Burası 4, 5, 6, 7. 2 bölü 7 sağ yatık 2 bölü 7 var mı? Var. Başka herhangi bir şey var mı? Hepsini çizdik galiba. Evet. Cevap sadece 1 ve 2 yapıyor arkadaşlar. Şurada eksi 1 olmuş olsaydı doğru olacaktı. Örnek 4'ü ne bulduk? 1, 2 bulduk. Geldik örnek 5'e. Kesim noktaları k ve eğimleri 1 bölü 3'e eksi 1 bölü 2 olan doğrular x eksenini sırasıyla a ve b noktalarında kesmektedir. Evet. Şimdi K noktasının x ekseni olan uzaklığı 2 birim olduğuna göre AB nedir diye soruluyor. Analitik düzlem çizip yorumlayalım arkadaşlar. Şimdi eğimleri 1 bölü 3 ve eksi 1 bölü 2. Yani sağa yatık bir doğru olacak. Şöyle 1 bölü 3. Öbürde eksi 1 bölü 2. Sola yatık 1 bölü 2. Ve bunlar K noktasında kesiyormuş. Bunun eğimi 1 bölü 3. Bunun eğimi de eksi 1 bölü 2. Sola yatık olduğundan. Şimdi K noktasının x eksenine olan uzaklığı. x eksenine olan uzaklığı şurası değil midir arkadaşlar? Evet burası 2 birimmiş. A, B uzunluğu nedir diye soruldu. X eksenini A ve B noktalarında kesmekteymiş böyle böyle. E tamam bitti olay. Şimdi şurada kaçın tanjantı ne yapacak? 1 bölü 3 yapacak. Hocam şurada tanjant 1 bölü 3. Yani A dersen buraya 2 bölü A eşittir 1 bölü 3 ise A'yı buradan 6 buluruz. Şu uzunluk 6 birim. Sonra buradaki de beta x eksenine yaptığı açıya bakıyorum ve şöyle. Eksi olması sola doğru olmasından dolayı. Yani buradan 2 bölü B de neye eşittir arkadaşım? E, 2 bölü B de eksi 1 bölü 2 değil de 1 bölü 2'ye eşittir sadece sola yatıklıktan dolayı eksi oluyordu. O zaman B'yi de kaç buluruz? 4 buluruz. Güzel bir soruymuş. Ve böylelikle şuradaki uzunluk kaç çıktı arkadaşlar? 10 çıktı. Bizden AB uzunluğu isteniyor. Cevap 10 olur. Örnek 5'te. Evet böylelikle bu testte bitirmiş bulunuyoruz. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki testimizde koordinatlar ile eğim bulma testinde görüşmek dileğiyle. Kendine iyi bak. Hoşçakal.